Çiğdem ne oldu? Niye ağlıyorsun? Sağ ol. Kötü bir şey mi oldu? Yok bir şey. Söylesene Çiğdem. Her neyse derdin bir çaresini buluruz. Sen mi Kemal? Sen mi çaresini bulacaksın? Çekil ya şuradan. Allah Allah. Ne oldu bu kıza yine ya? Ne o kız? Neden ağlıyorsun? Yok bir şey. Ne bu hal o zaman? Tolga. Tolga beni terk etti anne. Aman. Ben de bir şey oldu sandım. Onun için mi salyasını da ağlıyorsun? Aklına yanayım. Sanki dünyanın sonu geldi. Dünyanın sonu geldi anne. Evleneceğim diye kandırdı beni. Karnımda çocukla bıraktı gitti. Anladın mı? Ne? Ne halt ettin sen? Allah kahretsin seni. Ne yapacağız şimdi? Baban ne abin duyarsa boğazını kesiverir görürsün. Anne. 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 Ne olur sen yardım et. Ne olur. Olan oldu. Sen bulursun bir çaresini. Ne olur anne. Sen duydun mu Ayşe'nin olayını? Ne olmuş ki? Ne olacak oğlum? Kız gitmiş adamın birinden çocuk peydalamış. Hadi ya. Kazım amca ne yapmış? Ne yapacak? Adam duyunca utancından yerin dibine girmiş. Ama evlat işte ne yapsın? Atsa atamaz, satsa satamaz. Olmaz olsun öyle evlat. Evlat dediğin anasının babasının başını öne eğer mi? Böylelerini... Tövbe tövbe. Ne günlere kaldık ya. Nesil iyice bozuldu. Ar namus pul oldu. Doğru diyorsunuz. Doğru. Muhammed sen bana bir çay kap gel hadi. Sen de işine devam et. Elbet bulacağız bir çaresini. Dur bakalım. Kemal. Kemal mi? Evet. Makbule'nin oğlu Kemal. Saftır, iyidir Kemal. Hem yıllardır seviyor seni. Bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Ben onunla. Ben onu sevmiyorum. Bebeğim. Sevdiğim adam. Bebeğimin babasıyla evlenmek istiyorum ben. Buna hakkım yok mu? Bunları hamile kalmadan önce düşüneceksin. Şimdi vaktine geldi. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Abi, lan ne diyorsun oğlum. Sen? Ne diyorsun lan? Oğlum, ne hamileliği diyorum sana? Ne hamileliği? Söyle diyorum sana. Osman! Kim dedim? Kim? Kim? Yapma. Kemal! 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 Kemal mi?
bizim pısırık ha? Bak sandallamaya. Gösteririm ben şimdi ona. En kısa zamanda bu iş çözülecek, anlaşıldı mı? Yoksa ikinizi de yaşatmam. Anlaşıldı mı? Allah kahretsin. Yüreğime iniyordu az daha. Ağlama kız. Ağlama. Sahte bir evlilik olacak. Bakarız çaresine nasıl olsa. Hayırdır? Abi hoş geldin. Kes lan ayrı ayrı. Sen ne yere bakan yürek yakanmışsın? Yanlış kayaya tosladın oğlum. Bizim namusumuza göz dikmeyecektin. Abi ben sevdim sadece. Kötü bir niyetim yoktu. Anlamam lan ben aç meşk. Temizleyeceksin bu işi. Anlaşıldı mı? Biz namusumuz için yaşıyoruz oğlum. Gerekirse ölürüz öldürürüz. En kısa zamanda temizlenecek bu iş. Yoksa ben bitiririm seni, anlaşıldı mı? Makbule, Kemal'i oğlum gibi severim bilirsin. İyidir, dürüsttür, çalışkandır Kemal. Öyledir oğlum. Bu zamana kadar hiç üzmedi beni. Ya, ne mutlu sana. Anasına böyle hayırlı olan bir evlat, kim bilir yuvasına nasıl hayırlı olur. Rabbim o günleri de gösterir inşallah. Amin, amin. Bak Makbule. Biz birbirimizi biliriz. Kaç yıllık komşuyuz şunun şurasında. Kemal'in çocukluktan beri gönlü vardır Çiğdem'de. Yani hala öyle değil mi? Yani benim oğlum duygularını içinde yaşar. Ama biliyorum ki gönlü var Çiğdem'de. Çiğdem elimde büyüdü yavrum, kızım gibi. Oğlumun duygularının karşılıksız olduğunu bildiğim için... Neyse işte. Rabbim benim oğluma da senin kızına da hayırlı eşler nasip etsin inşallah. Ay Makbule. Çiğdem'in de gönlü var Kemal'de. Hem Kemal'den daha iyi bir damat mı var bu devirde? Ben bir konuşayım o zaman Kemal'le. Yani kısmette varsa olur. Desene dünür oluyoruz. Zülfine. Tamam. Zülfine. Tamam. Hasan. Hani bizim Kemal var ya. Ne olmuş Kemal'e? Annesiyle hayırlı bir iş içimize gelmek istiyorlarmış. Öyle mi? Severim Kemal'i. Dürüst bir çocuktur. Gelsinler bakalım. Ne demezsin? Pek dürüst. Hadi kızım, sen abinin çayını tazele. Hadi kızım. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Sağ ol kızım.
kahvemizi içtik. Sıra geldi sebebi ziyaretimize. İzniniz olursa konuşayım Hasan Bey. Estağfurullah, ne izni Makbule Hanım. Buyurun tabii. Tabii canım. Aile sayılırız ne de olsa biz bundan sonra. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Çiğdem'i, oğlumuz Kemal'i istiyoruz. Vallahi hepimiz birbirimizi yıllardır tanıyoruz, biliyoruz Makbule Hanım. Rahmetli eşiniz de çok samimi arkadaşımız. Evet. Çocuklar da istiyorsa bize de laf söylemek düşmez. Ben Kemal'i oğlumdan ayırmam. Siz de Çiğdem'i kızınız bilin bundan sonra. Tabii. Ne duruyoruz? Takıverelim yüzükleri hemen. Getir kızım tepsiyi. Olsun tabii, hemen olsun. Ne dedin evladım? Hayırlı olsun dedim Makbule teyzeciğim. Amin, amin çocuğum. Amin. Gel oğlum sen. Allah bir ömür boyu mesut bahtiyar etsin. Yuvanızdan bolluk, bereket, huzur eksik olmasın inşallah. İnşallah. Rabbim tamamına erdirmeyi nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Nişanı ne zaman uygun görürseniz yapalım Necla teyze. Ay nişana gerek yok yavrum. Yaptık işte sözü. Onca masraf. Bir an önce yuvanızı yapalım biz sizin. Bir eksiğinizi kapatırız o masrafla. Ayrıca teyze ne demek? Anne diyeceksin anne. Siz nasıl diyorsanız Necla anne. Buyurun siz oturun. Biz de tatlıları getirelim. Hadi kızım. Buyurun. Oturun, ayakta kalmayın lütfen. Ay zahmet oldu sana da dünürüm. Aa, olur mu öyle şey? Afiyet olsun. Ne zahmeti? Oo, mis gibi vallahi. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun. Düğün ne zaman yapıyoruz? Düğünü mü? Hı. Yani çok uzatmasak diyorum. Yani iyi diyorsun, hoş diyorsun da Necla Hanım. Kemal'in durumu ortada. Bu işe yeni girdi daha. Aldığı paradan kenara bir şey de koyamadı çocuk. Bir düğünle bitmiyor ki sadece. Bunun evi var, eşyası var. Var da var. Ne gerek var yeni eve? Kendilerine çeki düzen verene kadar oturuverirler burada. Bir sen mi yük olacaksın sanki çocuklara? İyi de çocuklar ne der bu işe? Yani Çiğdem ister mi ki kaynanasıyla oturmayı? Şimdiki gençleri biliyorsun. İster ister. Onlar birbirlerini sevmiş. Bir an önce kurulsun isterler yuvalarını. İyi o zaman, sen öyle diyorsan. Öyle vallahi Dünür, öyle. Hayırlı işi uzatmaya gelmez. Sen bu çaya ne koyuyorsun? Vallahi bizim evdeki böyle olmuyor Makbule. Bergamot o, bergamot. Bergamot çayı. Dur ben bir mutfağa bakıp geliyorum.
ocağa. Öyle mutluyum ki Çiğdem. Bir rüyada gibi hissediyorum kendimi. Ben de. Ben seni... Yani yıllardır biliyorsun işte. Ama senin beni sevmediğini düşünürdüm hep. Ben utangacım işte. Yoksa benim de aklımda fikrimde hep sen vardın. Aptal şey. Tabii gelmez aklına benim sana bakacağım. Sen kim, ben kim? Ah Tolga, ne hallere düştüm. Kenar mahallelerde mısır yiyorum bu sünepeyle. Hemen evlenecek olmamıza da çok seviniyorum. Ben de Kemal. İnan bir an önce olsun istiyorum. Hemen hem de. Hemen hem de. Anne. Ben bu salakla nasıl evleneceğim ya? Niye kız? Bak ne güzel tatlı almış damadım. Anne. Ne yapalım, mecbur dayanacaksın biraz. Anlamıyorsun. 2 dakika geçirmeye bile tahammülüm yok bununla diyorum. Vallahi mecbursun. Nereden bulacağız böyle kerizi? Hem işin bitince başından def edersin gider. Uf, bir an önce olsa bilse de kurtulsam şu sünepeden ya. Yeter, sus. Baban duyacak şimdi. Sabret biraz. Ay, enayi tatlısı da pek bir güzel oluyormuş. Aç ağzını bakayım. Hayır, aç. Hayır, of. Aç. Hayır. Gel, gel otur. Bak çayın da geldi. Bak damadın tatlı da almış. Hasan. Hı. Şey diyorum. Şu düğünü bir an evvel yapsak mı? Nereden çıktı şimdi? Hem ne bu acele? Allah Allah. Gençler bir an önce yuvalarını kurmak istiyorlar. Hem 2 gün sonra başlar konu komşu ortalığı karıştırmaya. Çekemeyen mi yok etrafta? Hem böyle işte biraz acele etmek gerek, biliyorsun. İyi. Tamam. Tamam. İyi madem. Başlayalım o vakit hazırlıklara. Başlayalım anneciğim, başlayalım. Ben yatıyorum. Size iyi geceler. Demek bunun için, bunun için evlenmek istedin ha? Nasıl da kolay kandırdın. Ya yemin ederim suçum günahım yok. Küçükken okulda bir kaza geçirdim, ondan oldu. Neden söylemedin o zaman ha? Neden sakladın? Sana ne söylediysem o. Yalan söylemedim ben. İnanmıyorsan git anneme babama sor. Onlar da biliyor. Hem sen beni gerçekten sevseydin inanırdın bana. Kemal beni anlar. Bana inanır demiştim ama yanılmışım. Hop hop dur. Çiğdem ne yapıyorsun? Bırak. Bana inanmayan birinin yanında kalamam ben. Çiğdem. Yanlış anladın beni. Şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim. Özür dilerim. Tabii ki inanıyorum sana. Uzatmayalım artık, ne olur. Hadi, güle güle. Aman uf, salak. Hem de su katılmamış. Kızım, gönderdin mi Kemal'i mi? Hı, gitti gitti. Hadi gel bir bakalım, gelin kaynanı birlikte bir çay içelim seninle. Keyif çayı. Ben yatıyorum, uykum var. Afiyet olsun sana. Bir sen eksiktin. Hmm.
Ali anne. Nasılsın kızım? İyiyim iyiyim. Doğru söyle. Merak etme, kandırdım o Saf'ı. İnandı salak. Tamamdır bu iş. Ben de iş yerine yemek yapıp götüreyim. Seni onaylar nitelikte konuşayım. Seninle işbirliği içinde olduğumuzu nereden bilecek? Annen olarak mağduriyetimizi söylerim. O da iyice ikna olur. Sevgili Saf damadım benim. İyi, damadım deme şuna anne ya. Ne olur ne yapacaksın? Sen yaptı, bir an önce kurtulayım şu sümsükten. Sakin ol, sık dişini biraz. Yoksa bir çuval inciri berbat edeceğiz. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Az daha sabret. İyi hadi kapatıyorum o zaman. Huylanmasın çok sevgili kayınvalidem. Ararsın benim dükkandan dönünce. Tamam. Tamam kızım, ararım. Hadi kapat. Demek bunun için, bunun için evlenmek istedin ha? Nasıl da kolay kandırdın. Ya yemin ederim suçum günahım yok. Küçükken okulda bir kaza geçirdim, ondan oldu. Merhaba Kemal. Anne, hayırdır? Ne işin var senin burada? Yemek getirdim oğluma. Ne oldu? Niye şaşırdın oğlum? Zahmet etmişsin anne. Ayakta kalma, geç otur. Ne var bunda şaşılacak? Buyur anne. Ne oldu oğlum? Canın bir şeye mi sıkıldı? Dalgın gibisin sanki biraz. Yok bir şeyim anne. İşler yoğun da bugün biraz. Ah oğlum, kendine dikkat et. Sen bize lazımsın. Sen olmasaydın Çiğdem ne yapardı? Malum küçükken yaşadığı o elim olaydan sonra başına gelen o durum. İyi misin anne? Su getireyim mi? Yok yok. İyiyim oğlum. İstemem. Sağ ol. İyiyim. Sadece o olay aklıma geldikçe... senin de kızımın bu halini yanlış anlamandan korktuğum için... ne yalan söyleyeyim. Anneciğim. Çiğdem benim karım. Namusum. Ben ona güveniyorum. Hem kaza olmuş küçükken. Rabbimin sınavı işte. Ben Çiğdem'in masumiyetine inanıyorum. Sen içini ferah tut. Aklına takılmasın hiçbir şey. Allah razı olsun senden oğlum. Çok sağ ol. Siz de sağ olun anneciğim. Bir çay içer misiniz? İçerim, iyi olur. Söyleyeyim anne. Anne beni dinler misin artık? İyi be, bir diz keyfimiz vardı, onu kursağımızda bıraktın. Ben daha fazla bu adama dayanamıyorum. Yeter, kaç ay oldu? Hani işimiz bitince sepetleyecektik? Bebek de düşün zaten. Salak, onu da kendinden sanıyordu. Bu kadar aptalını görmedim ben. Öyle pat diye olmuyor bu işler Çiğdem Hanım. Plan program yapmak lazım. Ne planı ne programı ya? Ah kızım. Ben olmasam ne yapacaksın sen he? Of anne ya. Yarım akıllı kızım benim. Öyle bir anda pat diye ayrılırsan şüphe çeker. Öyle bir duruma getirmeliyiz ki. Ne dikkat çeksin ne konu komşu abin baban ses etsin. Anladın? İyi de nasıl yapacağız peki? Kemal'in sana kötü davrandığı dedikodusunu yayacağız.
Çiğdem nerede anne? Annesine gitti oğlum. Yine mi? Ne oluyor oğlum? Bir derdiniz mi var Çiğdem'le? Çiğdem'i bir türlü mutlu edemiyorum anne. Olmuyor. Sen kendin de görüyorsun. Sürekli şikayet ediyor. Burayı evi olarak bile görmüyor. Sürekli annesinin evinde. Bak evladım. Evliliğin ilk aylarında olur böyle şeyler. Bebeğinizi de kaybettiniz. Kızın canından can gitti oğlum. Kolay mı? Bak en iyisi ben biraz ablamın yanına gideyim. Siz de Çiğdem'le baş başa kalın biraz. Bak her şey yoluna girecek zamanla görürsün. Girer değil mi anne? Girer, girer tabii oğlum. Sıkma sen canını. Sağ olasın anne. Güzel evladım benim. Aslan oğlum benim. Canım evladım benim. Üniversiteyi bitirdin de askere mi gidiyorsun? Oğlum. Kendine dikkat et abi. Gözün arkada kalmasın Osman. Kardeşime iyi bak enişte. O benim her şeyim. Merak etme sen. Kemal gelmedi mi hala? Eve bile doğru dürüst geldiği yok ki babacığım. Çalışıyor çocuk, ne yapsın? Kolay mı bu devirde ev geçindirmek? Doğru söylüyorsun Hasan da. Aferin vallahi. Namusuyla çalışıp karısıyla anasını kimseye muhtaç etmiyor ya. Gerisi boş. Var benim. İyi geceler. Sana da. Sana da karıcığım. Ah Çiğdem. Neden böyle yapıyorsun? Neden beni istemiyorsun? Bir bilsem. Ne var ne yok anlat bakalım. Bizden aynı şekerim. Her şey bildiğin gibi. Asıl olaylar sende. Duyunca inanamadım vallahi. Senin gibi biri. Kızım kendine gel ya. Bu evde kaynanayla beraber yaşayacak biri misin sen? Böyle bir hayata mı katlanacaksın? Hiçbir şeye katlanacak değilim Aslı. Tolga'dan da vazgeçmedim. Sadece bir süre için bu sahte evlilik devam edecek. Hepsi o kadar. Vallahi ne diyeyim? Vardır bir bildiğin. Sen boşa atmazsın. Geliyorum şimdi. Merhaba hayatım. Ne o? Erken geldin. İş erken bitti hayatım o yüzden. Misafirimiz mi var? Ayakkabılar kimin? Ha, hadi geç.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Aslı. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Neyse, ben de gidiyordum zaten. Otursaydın. Yine gelirim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Yine beklerim canım. Gelirim, gelirim. Koca diye aldığın adama da bayıldım doğrusu. Ay, çok alem kızsın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yaktın beni anne ya. 3 kuruşluk insanları maskara ettin. Açsan git bir şeyler hazırla ye. Ben yemek yapmadım. Canım, bir şey mi sıkkın senin güzel karıma? Söyle bana, ne oldu bir tanem? Bıktım artık, bıktım! Anlıyor musun? Çiğdem, bıktım! Çiğdem, yapma Çiğdem! Ne yapıyorsun Çiğdem? Allah kahretsin böyle hayatı, yeter! Oğlum, bırak beni, bırak Çiğdem, diyorum! İstemiyorum seni, ne yapma, şanssız bir kadınım ben ya! Çiğdem, İstemiyorum, yapma! Bırak! Çiğdem, ne olur! Yeter! Yapma, yeter Çiğdem. Mi? Çiğdem! Çiğdem! Çiğdem, özür dilerim, ne olur! Bırak özür beni, dilerim, bırak! Çiğdem. Çiğdem, özür dilerim, ne olur! Bırak diyorum! Özür dileme benden! Bitti! Yokum artık, ben yokum! Çiğdem! 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 Çiğdem, dur! Gitme! İyi de neden? Dayağın nedeni mi olur Hasan? Ben kızımı gözümden sakınırken elin oğlu gelip dövecek. Bir de neden diye mi soracağız? Şu kızın haline bak. Alnına bak, yakasına, paçasına bak. Burama kadar geldi artık. Boşanacağım ben. Dur bakalım. Yapmış bir hata. Öyle hemen yuva mı yıkıyor? Ama baba... Sus dedim. Ben yarın konuşurum Kemal'le. Hayret ya. Aman bir duramadın. Ne yapıyorsunuz siz? Niye bitmedi bunlar? Çık sen de dışarıdaki işlerini hallet. Hoş geldin baba. Geç otur. Yok oğlum, yok. Hayırdır evladım? Bu ne sinir? Kafam dalgın baba. Bir de çocuklar işi yavaşlatınca kusura bakma. Çiğdem'e de böyle. Yok baba, getirme o cümlenin sonunu. Ben Çiğdem'e gözüm gibi bakıyorum. Çiğdem öyle yaralı gelince. Vallahi ben yapmadım baba. Allah şahidimdir, ben yapmadım. Yanlışlıkla oldu. Bir fiske dahi vurmadım Çiğdem'e. Vuramam da. Ben karımı seviyorum. Tamam oğlum. Gel akşam karını evine götür. Allah razı olsun baba. Allah razı olsun. Hadi kızım. Öp kocanı, barışın. Hadi dedim. Uzatma Çiğdem. Hadi bakalım damat. Al karını evinize. Bir daha da küstürme eşini. Çiğdem, sen de kocanın kıymetini bil. Siz bir ailesiniz artık. Ne yapıyorsun sen? Ben yatmak için... Ne yatması be? Ne yatması? Babam beni buraya yollamış olabilir ama benim seni affetmeye hiç niyetim yok. Git içeride yat. İstemiyorum seni. Ama... Aması maması yok. Hadi. Kış. Hadi. Kış 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 kış.
Bu işin bir çözüm bulup Kemal'den ayrılmazsam eğer intihar ederim, tamam mı anne, intihar. Ebe kızım. Gelin niye delilendin böyle? Ya tamam, bulacağız bir yolunu. Anne. Senin bir arkadaşın vardı hani. Aslı. He he, o. Onu ayarla sen bana. Niye? Niyetini sorma. Bir planım var. Anlatırım sonra. Tamam. Senin de defterin indirilme zamanı geldi Kemal Efendi. Bu sefer kurtulamayacaksın. Efendim Necla. Hasan. Söyle Necla, işim çok. Ne oldu? Kemal aradı, seni aramış, ulaşamamış. Acil bir işi varmış, seni atölyeye çağırdı. Neymiş? Bilmem. Babam acil gelsin dedi. Hadi git bir bak, önemli bir şey demek ki. Tamam, akşama bakarım Necla. Hadi kapatıyorum. Geç oldu, nerede kaldı babam ya? Gelir şimdi, sakin ol. Ha, bana bak. İçeride ortalık karışmaya başlayınca sen hemen sıvışırsın, tamam mı? Sen merak etme. Ha, geldi işte. O ne kızım ya? Ağlayacağız ya kızım. Harikasın. Çabuk ol. Baba, ne yapıyorsun burada? Kemal çağırmış. Benimle görüşmek istemiş. Onun yanına gidiyorum. Ben de yemek yaptım bugün mesaiye kalacak diye. Onu getirdim. E hadi beraber gidelim. Hadi. Hadi baba. Kemal, bana yardım et. Aslı. Kemal, bana yardım et. Ne oldu? Gel otur, sakin ol. Çok kötü bir şey oldu Kemal. Çok kötü. Ah! Kemal! Bu ne hal? Şey, baba, Çiğdem, yanlış anladınız, o... Sevgilim? Bunlar da kim? Ne, sevgili mi? Ne sevgilisi ya? Allah belanı versin, utanmaz! Bunu da mı yaptın bana? Çiğdem, dinle beni ne olur. Neyini dinleyeyim senin be? Neyini dinleyeyim? Püh, baba. Baba bak. Yaklaşma. Yemin ederim. Sus. Ağzını bile açma. Ben göreceğimi gördüm. Namussuz, ahlaksız adamlarla işim olmaz. Bir daha da kapıma yaklaşma. Çiğdem. Yürü. Baba. Baba. Peşimizden gelme. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Kemal Bey'e bak sen. Boşuna demiyorlar yere bakan yürek yakan diye. Yediğin haneler boyunu açtı be. Tamam Necla, sus artık. Bir daha o namussuzun adını anmak yok bu evde. Anladın mı? Dur ben bir arkasından bakayım. Sonunda kurtuldum şu beladan. Çok yakında tekrar kavuşacağım sana. Seni çok özledim. (Gülüyor)
saniye. Hanımefendi, böyle içeri giremezsiniz. Ben Tolga'yla görüşecektim. Çiğdem derseniz. Tolga Bey istirahat ediyor. Söyle o Tolga Bey'ine, eğer benimle görüşmezse onu herkese rezil ederim. Siz burada bekleyin. Tolga? Yine mi sen? Ne istiyorsun söyle. Tolga, ben bu hayatta sadece seni istedim. Sadece seni sevdim. Ben seni sevmedim ama. Ama ben senin için... Benim için ne? Benim için yapacağın tek bir şey var. O da beni aramamak. Düş yakamdan artık. Rahat bırak beni. Bir daha da gelme buraya. Anladın mı? Hadi ben yukarı çıkıp sigortalarla başlıyorum. Tamam usta. Ben yemeğimi yiyip geliyorum. Tamam. Hadi afiyet olsun. Sağ ol usta. Ben her şeyi senin için yaptım Tolga. Yeter artık kızım, yeter ya. Bizim için yaptım. Allah Allah. Tamam artık, hadi git. Çiğdem'in sesi değil mi bu? Tolga, ben seni çok seviyorum. Seninle mi uğraşacağım ben? Niye anlamıyorsun Çiğdem'in beni? Ne işi var burada? Allah Allah. Kemal'i kandırdım. Sırf seninle birlikte oldum anlaşılmasın diye evlendim o Sünöpe'yle. Yoksa benim ne işim olur onunla? Babamı bile inandırdım onun beni dövdüğünü, aldattığına. Kendi kocama tuzak kurdum. Peki niye? Senin için, anlasana, senin için. Ya bana ne bunlardan? Sana hiç söz verdim mi ben? Sen de istedin, beraber eğlendik, hepsi bu. Yeter artık abarttın. Hadi çek git. Tolga lütfen dinle beni. Hadi git. Lütfen yardım et bana. Çiğdem. Baba. Baba mı? Baba bak sen. Lütfen dinle beni baba, lütfen. Baba. Yazıklar olsun sana. Benim senin gibi bir kızım yok artık. Hadi bana acımadın. Ya o günahsız Kemal'e? He? Bunca şeyi nasıl yaptın ona? Nasıl? Benim kızım değilsin artık. Senin gibi bir kızım yok benim. Kendini kızım. Ben bilemedim baba. Yanlış yaptım. Zorlama kendini kızım, ne olur. Hatırlıyor musun baba? Küçükken düştüğümde anneme değil sana koşardım. Keşke yine sana koşsaydım. Kızım. Kızım. Affet beni baba. Affet. Yalvarıyorum, affet. Allah affetsin kızım. Babalar hiç kızlarına küsermiş. Kızlar baba yüreğinin feneridir. İnsan hiç üşüne küser mi? Kızım. Kızım. Kızım.